İyi akşamlar. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde evinde oturuyordur. Hızlı bir bilgi vererek başlayayım. Ben Besim Özek, Bosta TAŞ'nin Strateji ve İş Geliştirme Direktörüyüm. 24 senedir tekstil sektörünün içindeyim. Bu anda şimdiye kadar bu üçüncü firmam. Bosta'da da 13 yıldır çalışmaktayım. Biz tekstil sektöründeki neler yapıldı veya size ilham olacak birkaç tane de konu hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk önce Bosta olarak başlayayım. Bosta bu sene 70. yılımızı kutlayacağız inşallah. Sektörün en eski, en bilinen markalarından bir tanesidir. Şu andaki mevcut üretim dalımızda biz denim kumaş üretiyoruz. Yani denim kumaş sizin anladığınız anlamda kot kumaşı üretiyoruz. Üretimimizin de %78'i ihracat pazarlarında gitmektedir. Ağırlıklı olarak kıta Avrupa, ondan sonra Amerika, Uzak Doğu gelmektedir. Sürdürülebilirlikle ilgili benden önce konuşan arkadaşlar harika bilgiler verdiler. Genel olarak belirttikleri konun ekonomik sürdürülebilirlik var. Bu işin çevresel boyutu var, bu işin sosyal boyutu var. Ekonomik kısmındaki arkadaşlar süper bilgi verdiler. O kısma ben çok değinmek istemiyorum ama öteki taraflarında bizim yaptığımız birkaç örnek umarım size anlatırsam sizler de kendi iş kollarınızda uygulayarak size de ilham vereceğini umut ediyorum. Bu arada sürdürülebilirlik tek başına geçen bir kelime değildir. Sürdürülebilirlik aslında üç kız kardeş beraber dolaşırlar. Sürdürülebilirlik, şeffaflık ve izlenebilirlik olarak. Bunlar kardeş olarak düşünebilirsiniz. Bunların hepsini beraber yaptığınız zaman ürettiğiniz ürün, sattığınız hikaye veya yaptığınız işlemler daha çok bir anlam kazanacaktır. Yani başta sürdürülebilirlikle başlayalım. Biraz önce de bahsettiğim üzere biz tekstil sektöründeyiz ve denim sektöründeyiz ve bizim ana ham maddemiz pamuktur. Bizim ana maddemiz, ham maddemiz pamuktur ve aşağı yukarı burada klas E'de gördüğünüz gibi pamuk aslında her ne kadar doğal olsa da topraktan çıksa da biz çok sevsek de ben bu arada hem çiftçiyim hem de pamukla ilgili çok çeşitli mecralarda bulunmuşluğum vardır. Özellikle Türkiye Pamuk Konseyi dahil aklınıza nerede gelirse hepsinde de yönetim kurulu üyesiyimdir. Biz pamuğu çok severiz ama pamuk çok yüksek su kullanımı, çok fazla ilaç kullanımı ve çok fazla gübre tüketimi dolayısıyla klas E'de yer almaktadır. Ve buradaki amacımız da pamuğu öteki elyaflar gibi klas A'ya, B'ye daha sürdürülebilir bir hale taşımaktır. Bunun için dünyada çeşitli projeler yapılmaktadır. Niye pamuk klas E'de diye sorduğunuz zaman da bunun en bariz örneklerinden bir tanesi. Özür dilerim. Pamuktaki çok yüksek su kullanımıdır. Yani biz bugün bir tane bir kilo pamuk için üretmek için WWF rakamlarına göre 20 ton su kullanıyoruz. Bunu çok modern şartlarla yaptınız. Damlama sulamayla suladınız. Daha iyi şartlarla yaptınız. Bir kilo pamuk için düşürebildiğiniz en iyimser rakam 8500 litreye düşürebiliyorsunuz. Yani 8,5 tonları düşürebiliyorsunuz. Ondan sonra endüstrinin öteki taraflarına bakıyorsunuz. Mesela ben fabrikamda bir metre işte bir denim pantolon aşağı yukarı 1,4 metreden çıkar. Ben bunun için 90 litre su kullanıyorum. Veya bu denim pantolonu ben ürettikten sonra bizden sonraki aşamada denim yıkama tesisine gidiyor. Orada da 60 litre kullanılıyor. Yani eğer bir yerde bir ham maddede düşüklük yapacaksak, suda düşüklük yapacaksanız burada yapacağınız en önemli gelişme her ne kadar çok sevsek de pamuktan başlayarak yapmamız gerekiyor. Buna benzer bir dünyada çalışma vardır. Bununla ilgili çalışmaları buraya su getirmek için neler yapıyoruz? Bunun için ilk başta geri dönüşümü destekliyoruz. Yani biz geri dönüşümü yaparak eğer ürünlerinizi daha fazla geri dönüşüm kullanırsanız sizin kullandığınız su otomatikman düşüyor. Yani siz artık doğal elyaf yerine geri dönüşümlü elyafa
kullanarak burada düşünme söz konusu. Bunun için neler yapılabilir? Şu anda bizim üretimimizdeki kullandığımız basit örneklerden bir tanesi budur. Bizlerin pantolonları alıyoruz. Bunları panellerini kesiyoruz. Yani etrafındaki dikiş ipliklerinden, metallerden, etiketlerden arındırdıktan sonra bunları tekrar elyafa haline getiriyoruz ve bunu da tekrar biz denim üretimimizde tekrar kullanmaktayız. Bu sayede hem doğal elyafları daha az kullanıyoruz, hem daha fazla, daha az pamuk tüketiyoruz. Aynı zamanda su tüketimi başta olmak üzere çok fazla tüketimde de düşürmekteyiz. Bu yaptığımız proje, biz bunları anlatmaya bundan 7 sene önce başladık. Hatta bunun 12 sene önce %100 geri dönüşümlü denim pantolonları da yapmıştık. Biz bunları yaptıktan sonra bu hikayeleri anlattık ve bunların dünyanın geleceğini olduğunu anlattık. Biz bunları anlattıktan sonra bizim en fazla ihracat yaptığımız marketlerden bir tanesi Hollanda marketiydi. Mesela geçenlerde Hollanda marketinde çok ilginç bir gelişme oldu. Biz bunları anlattık. Hollandalılar bu işe çok sıcak baktılar. Ve Denim Deal diye bir tane organizasyon başlattılar. Denim Deal organizasyonlarında birinci şart olarak 2023'te Hollanda'daki kullanılacak tüm denim pantolonlarda %20 minimum recycle denim kullanılma şartı getirdi. Hatta bunu getiren de Hollanda devleti getirdi. Ve bunun için de bir tane organizasyon başlattı. Bu organizasyonla beraber eğer bu şartlarda üretmiyorsanız 2023'ten sonra Hollanda'ya siz denim ürün satamayacaksınız. Çünkü markalar bu konuda çok ciddi commitment verdi, çok ciddi söz verdiler. Biz bunu yaptığımız online toplantıda ilginç bir hikaye oldu. Geçenlerde konuşuyorduk, karşımızda Hollanda Devlet Bakanı çıktı. Oradaki bir tane bayan geldi, ticaret bakanıymış kendisi. Bize, bana bir tane soru sordu. Bu arada bunu imzalayan Türk tarafında 3 tane Türk firma var. Karşı tarafımızda Hollanda Devleti ve Hollanda markaları vardı. Biz de Hollanda'daki tüm atık denim pantolonları yeniden denim yaparak Hollanda'ya göndererek close loop yani çevrimi tamamlayacağımız gönülde bir tane taahhütnameye imza atıyorduk. Hollanda Devlet Bakanı bana ilginç bir şey sordu. Besin dedi, sizin ülkenizde kaç ton pamuk üretiyorsun dedi. Ben dedim ki 600-650 bin ton civarında senelik pamuk üretimimiz var dedi. Koydukları hedef şöyle bir şeydi. Biz Hollanda'da dedi, hiç tarım yapmadan, hiç doğal kaynakları tüketmeden, sadece geri dönüşüm elyaflar yaparak dedi, senede 650 bin ton diyor, elyaf üreteceğiz diyor. Yani bundan sonraki karşımızdaki firmaların vizyonları, karşımızdaki dünyanın vizyonu bu halde hızlı bir şekilde devam ediyor. İki tane rakam var. Bazıları 2023 diyor, bazıları 2025 diyor. Şu konuştuğumuz konu geri dönüşülmüş elyaf konusuyla beraber üretmezseniz Avrupa Birliği her ne kadar gümrük birliğinde de olsanız sizden ek vergiler almaya başlayacak. Yani geleceğimiz bizim sektörümüz için geri dönüşüm çok çok önemlidir. Şu anda Bosta özelinde üretimimizin aşağı yukarı %35'i bu şekilde geri dönüşülmüş elyaflarla üretilmektedir ve gün ve gün artmaktadır bu miktarda. Biz bunun içinde çeşitli logolarımız var. İşte denimiz Reborn in Bosta diyoruz. Denimlerimiz Bosta'da yeniden hayata kazanılacak diyoruz. Buradaki en büyük sıkıntılardan biri müşteri algısı. Çünkü insanlar dünyada kağıdın geri dönüştürülmesine alışmışlar. Metalin geri dönüştürülmesine, camın geri dönüştürülmesine alışmışlar ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ancak konu tekstil olduğu zaman insanlar bu konuda birazcık utanıyorlar. Yani geri dönülmüş tekstil ürünleri ben alır mıyım? Ben çocuğuma giydirir miyim? Ben bunu güvenli giyebilir miyim? Gibilerinden bir konu var. Birincisi sizi de aydınlatayım, hiçbir sıkıntı yok. Hatta normal elyaflara göre daha da sağlıklı denebilir. Çünkü normal elyaflar üretiminde çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Organik olsa bile bunların üzerinde çeşitli işlemler var. Ancak geri dönülmüş elyafların üzerinde böyle bir işlem daha az oluyor. Çünkü bir tane pantolonu siz en azından 20-30 defa yıkayıp ondan sonra çöp attığınız için en azından o üzerindeki kötü elyaflardan arındırılmış bir şekilde ondan sonraki hayatına devam edebiliyor diyebilirsiniz. Kimyasallar kalmıyor üzerinde. İkincisi mesela battaniye sektörü neredeyse tamamen geri dönüştürülmüştür ama hiçbir yerde bu battaniyenin üzerinde geri dönüşmüş elyaflardan yazdığını göremezsiniz. Veya gri melanj tişört giyiyorsanız o gri melanj tişörtleriniz de çok yüksek ihtimalle geri dönüşülmüştür ama onda da hiçbir yerde giyilemez. Burada insanların hakkında yani insanların bu konuda çok ciddi bir utançları var. Yani gururla geri dönüştürmüş
ürün kullandığını insanlar söylerse bundan sonraki bu konudaki market algısının hızla artacağına inanmaktayım ben. Biraz önce bahsettim, bir de organik pamuk var. Organik pamuk da sürdürülebilir ürünler arasında çok önemlidir. Aşağı yukarı dünyada 26 milyon ton pamuk üretiliyorsa bu 26 milyon ton aşağı yukarı %1'i veya %1'inden çok az bir kısmı organik şekilde üretilmektedir. Organik dediğin zaman nedir? Organik içinde GDO'su tohum kullanılarak, doğal yöntemlerle sulanarak, ilaç atılmadan, gübre atılmadan, gübre atılıyorsa da doğal gübre atılarak ve çocuk işçinin kullanılmadığı, sosyal sorumluluklara dikkat edilerek üretilmiş pamuk demektir. Türkiye'de bu konuda dünyadaki üçüncü büyük üreticidir. Biz organik pamuk üretimlerimizi yaparken, biraz önce de bahsetmiştim, sürdürülebilirliğin bir ikinci kardeşi var. O da izlenebilirlik. İzlenebilirliği de beraber evlendirerek şöyle bir tane hikaye yaptık. Biz neredeyse organik pamuk aldığımız tüm çiftçilerimizi tanıyoruz. Ben senede bir iki defa İzmir'e giderek oradaki çiftçilerle bizzat görüşerek ekimden, bu sene maalesef hepsinde bulunamadım ama ekimden pamuk toplanmasına kadar nerede çırçırlandı, nasıl büyütüldü gibi tüm aşamalarını takip ediyoruz ve biz bu takip ettiğimiz tüm detayları ondan sonra bir QR kodla beraber kumaşlarımıza veriyoruz. Dünyada şu anda benim bildiğim kadarıyla 5 tane marka bizden aldığı QR kodu pantolonun içine dikerek gururla beraber devam etmektedir. Bu demektir ki eğer siz bugün Nudie Jeans'den, Outland'den, Gucci'den, Amerika'daki Reformation'dan bir tane denim pantolon alıyorsanız ve eğer o da Boss üretimi ise içindeki QR kodu akıllı telefonunuzda okutarak onu üreten İzmir'deki çiftçi Ahmet Efendi'nin detaylarını bulacaksınız. Nasıl üretildiğinin, hangi tarihte sulandığını, nasıl toplandığını gibi tüm detayları arka arkaya bulacağınız bir tane hikayeyle beraber gelecek size. Ve bu yeni gelişen dünyadaki insanların çok aradıkları konulardan bir tanesidir. Gelişen dünyada insanlar markaların en çok korktukları konulardan bir tanesi, en çok çekindikleri konularından bir tanesi de şu üretimlerin sırasında çocuk işçilik kullanıldı mı, çevreye sağlıklı düzgün üretim yapıldı mı ve bunun ispatı var mı? Bunların hepsini beraber sağladığınız zaman satışta veya öteki yerlerde markalardan veya öteki firmalardan markalar bir sıfır öne geçtikleri için de bu hikayeyi çok sık kullanmaktadırlar. Eminim bu kadını tanıyorsunuz. Meghan, eski İngiltere prensesi. Bizim bir tane müşterimiz vardı Avustralya'da, Outland Denim diye. Outland Denim'in bir tane harika projesi vardı. Outland Denim'in güzel projesi. Gitmişler Kamboçya'daki konfeksiyon yaptıkları yerlerdeki şartları kontrol etmişler. Ve Kamboçya'da bir tane konfeksiyonu güzelleştirme projesi yapmışlar. Orada seks işçisi olarak kullanılan, hatta seks köleliği deniyor, kullanılan kadınları alıyorlar. O sistemden kurtarıyorlar. Onlara bir tane iş veriyorlar. Verdikleri işleri bir tane onlara atölye kuruyorlar. O kurdukları atölyede de konfeksiyon üretimi yaptırıyorlar. Yani oradaki insanları alıyorlar. Daha da güzel bir şekilde çalışmalarını, daha güzel bir şekilde yaşamalarını sağlıyorlar. Meghan Markle'da bir Avustralya ziyaretinde Outland'in bu güzel hikayesini duyuyor ve çok etkileniyor. Üzerine tüm Avustralya gezisi sırasında bir hafta boyunca sadece Outland Denim pantolonlarını giyiyor ve Outland Denim'e de çok teşekkür ediyor çeşitli yerlerde. İşin güzel tarafı da üzerindeki Outland Denim'de bizim organik pamuktan yapılmış bir tane kumaştır. Bununla beraber Outland Denim dünyada çok parlayan bir tane marka oldu. Ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda şu anda dünyanın en önemli, en çığır açan firmalarından bir tanesi olduğu denebilir. Çok da güzel projeleri var. Çok da kendilerini takdir ediyoruz. Yani marka metre olarak çok büyük değil, adet olarak çok büyük değil ama bununla beraber algıları dünya üzerinde çok güzel bir yere gelmiş, taşınmış durumdadır. Ondan sonra biz bunlarla ikinci projeyi yaptık. Bir gün bana telefon açtı Outland Denim'deki arkadaşlar. Besim, şu anda dünyada pandemi var. Bizim de pamuklarımız İzmir bölgesinden geliyor. Oradaki pamuk işçiliğinde çalışan insanların durumu nedir diye bana sordular. Vallahi dedim ben bu sene gidemiyorum çünkü durumumuz ortada. Pandemi var, seyahatte sıkıntı var. Ama biz buna rağmen bir tane proje yapmak istiyoruz dediler. Ne yapacağız? Beraber bir tane projeye başladık. Sağ salim.
Biz bugüne kadar ben özellikle tüm pamuk alımının tedarik zincirini çok detaylı bir şekilde incelemiştim ama ben açıkçası sosyal kısmını çok incelememiştim. Çünkü orada da kullanılan çok ciddi miktarda günlük işçilik vardır. Biz bu şartlar altında da gittik. Tüm oradaki adamların şeylerini incelemeye başladık. Oradaki çalışan mevsimlik işçilerin şartlarını incelemeye başladık. Ondan sonra onları iyileştirmek için ne yapabiliriz diye bir tane düşünmeye başladık. Ve oradaki çalışan mevsimlik işçilerin, tedarikçindeki arkadaşların durumlarını incelemek, maaşlarını tam alıp almadıklarını kontrol etmek gibi onlara katkı sağlayacak projeler yaptık. Ve bunları ondan sonra bir tane Avustralyalı grup da buna katıldı. Atıldı ve bu projemiz adı Sağ Salim oldu. Umarım gelecek sene dünya tekrar normale giderse biz bunu bir tane sosyal sorumluluk projesi olarak, Pamuk'ta sosyal sorumluluk projesi olarak dünyaya anlatmayı planlıyoruz. Çünkü aldığımız ürünlerdeki tüm girdilerin, bu insandır, öteki girdilerdir, hepsinin çevreye, insana veya yaşadığımız dünyaya uyumlu olması gerekir. Bunun için elimizden gelen her türlü katkıyı da göstereceğiz. Dediğim gibi muhtemelen 2021'den başlayarak Pamuk'taki Sağ Salim projesini çok daha fazla duyacaksınız. Oradaki çalışan bu projeyi yöneten firma da orada bu süreçte bizle beraber 70 bin kişiyle temasa geçti. Oradaki insanları daha iyi nasıl dokunabiliriz diye. Tabii bu arada hepsini sürdürülebilirlik, çevresi, düzgünlük diye konuşuyoruz ama burada en önemli şeylerden bir tanesi ürettiğimiz pantolonlar hem sürdürülebilir olmalı aynı zamanda giyilebilir olmalı. Yani eğer ürettiğiniz harika, sürdürülebilir, hiç boya kullanmıyorsun, hiç kimyasal kullanmıyorsun, iyi süper de eğer satmazsa hiçbir şey yaramıyor. Ondan aynı zamanda satılabilir, giyilebilir olması gerekiyor. Ne şanslıyız ki bizim ürünlerimiz aynı zamanda satılabilir ki bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. 70 senedir gururla büyüyerek devam etmekteyiz. Şeffaflık dediğin gibi öteki kız kardeşidir sürdürülebilirliğin. Geçen seneden başlayarak hatta bu dediğim 1,5 senelik projedir. Biz Towards Zero Waste diyoruz. Yani sıfır atağa giderken bizim bir tane mottomuz başladı. Bundan bir süre önceye kadar fabrikamızda kullanılan çeşitli tekstil atıkları vardı. Bu tekstil atıklarının hepsini endüstride nasıl geri çevirerek, nasıl geri kendimiz kullanarak düşürebiliriz? Bu su olabilir, kimyasal olabilir, başka atıklar olabilir. Bunun üstüne çok ciddi bir tane mühendislik yaptık ve bu mühendislik yöntemlerimizin hepsiyle beraber biz değerlerimizi açıklamaya başladık. Çok şeffaf bir şekilde açıklamaya başladık. Yani burada birkaç sayfayı gösteriyorum ama bizim burada web sitesine girerseniz hepsini görebilirsiniz. Biz 2016'dan bugüne kadar kullandığımız suyu, kullandığımız enerjiyi, kullandığımız doğal gazı, kullandığımız kimyayı, kimyasalı, kullandığımız enerji, aklınıza ne kadar üretim girdilerimiz varsa biz bunların hepsinin metre başına değerlerini hesaplıyoruz. Bu hesaplamaları bizle beraber Çukurova Üniversitesi ile beraber yapıyoruz. Onlardaki gelen arkadaşlarla beraber bu hesaplamaları yapıyoruz. Ve bu hesaplamalarımızı da şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Buradaki amacımız bizim sadece bunları düşürmek veya bunlar neler yaptığımızı anlatmak değil. Bu edinimlerimizi, kendi tecrübelerimizi diğer endüstrideki paydaşlarımızla da paylaşıyoruz. Yani ben bunu yaparken projemi de anlatıyorum. Ondan sonra merak eden benim rakibimdir, benle beraber iş yapandır, sektörü yeni giren biridir. Bize sorduğu zaman ey Besim, ya sen suyu metrede şu kadara düşürmüşsün veya enerjiyi bu kadara düşürmüşsün, dokumadaki enerjini buraya düşürmüşsün. Bunun için ne yaptın dedikleri zaman da bizim fabrikamız açıktır. Herkes gelip 7-24 bunları ziyaret edebilir. Buradaki amacımız sadece bizim bu en iyi yöntemlerden faydalanmamız değil, bizle beraber öteki üreticilerin de yararlanması ve bu sayede daha yeşil, daha güzel bir dünyaya hep beraber kavuşmamızdır. Sonuçta sadece bozsa, su tüketimini düşünse, enerji tüketimini düşünse, bunun yaratacağı etkiyle Türkiye'de bugün 19 tane denim fabrikası var. Dünyada yüzlerce, binlerce denim fabrikası var. Herkesin bunu düşündüğü zaman yaratacağı etki bir değildir. Sonuçta biz tek başımıza kendimizi değil, tüm dünyayı güzelleştirmek için beraber çalışmaya da tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz. Bu bağlamda bizleri de ziyaret eden arkadaşlarımız olmuştur.
İzlenebilirlik, biraz önce izlenebilirliğe organik pamukta bir ufacık bir giriş yapmıştım. Ama izlenebilirlik artık yeni dünyanın çok önemli bir tane girdisi olmuştur. Yani benim yaş grubum X kuşağında, ben 72 doğumluyum. Ama bizle beraber yeni gelen 2000'deki gelenler, Z jenerasyondaki çocuklar artık bizim gibi düşünmüyorlar. Z jenerasyondaki çocuklar üzerindeki gömleğin nereden geldiğini, hangi şartlarla üretildiğini ve girdilerin hepsini merak ediyorlar. Bu merakları o kadar fazla ki siz bunları gerekli donelerle besleyemezsiniz. Onlar aldıkları üründen mutlu olmuyorlar. Ve ondan dolayı biz yeni jenerasyonlar içinde şeffaf olarak izlenebilirliğinizi tüm detalarıyla paylaşmak zorundasınız. Bu sistemi yapmak zorundasınız. Bunun için de birkaç tane aslında güzel proje var. En azından size bu projelerle de paylaşmak istedim. Buradaki çeşitli firmalar, bunun için dünyada çeşitli yöntemler var. Mesela bir tanesi, yani bunun için benim araştırdığım onlarca yöntem var ama bunlar benim kullandıklarım. Sizlere de belki ilham verebilir. Helixa dedikleri bir tane İsviçreli firma var. Bunlar kullandığınız ham maddeye bir tane DNA sıkıyorlar. Yani o DNA ile beraber sizin pamuktan başlayarak tüm iletim zincirinizi tamamen izlenebilir oluyor ve ondan sonra o DNA hiçbir yerde kaybolmuyor. Başka bir tane indikasyon kimyasalla beraber test edip evet o pamuktan yapılmıştır, o ürün orada üretilmiştir gibilerinden size bilgiyi sağlayacak hale geliyor. Bu pamuk için olabilir, kullandığınız öteki ham maddeler için de olabilir. Buradaki beni en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi mesela Fiber Trace olmuştu. Bunlar da üretim aşamalarında bir tane içine bir tane mineral koyuyor diyorlar. Mineral türü bir şey koyuyorlar. Bu mineral ondan sonraki üretim aşamasında izlenebilir hale geliyor. Hatta dediklerine göre bugün için değil ama yarın bir gün buna benzer bir tane cep telefonu kamerasıyla siz bir tane pantolonla tuttuğunuz zaman o pantolonun üzerinde, bakın şey barkodu değil, pantolonu tuttuğunuz zaman pantolonun pamuğunun nereden geldiğine, nerede iplik yapıldığını, nerede dokuma yapıldığını, nerede konfeksiyon yapıldığını arka arkaya görebileceğiniz kadar şeffaf hale gelecekler. Şu anda teknoloji buralara kadar gelmiş durumda. Bu teknoloji aslında tekstil için geliştirilmiş bir teknoloji değilmiş. Biz de merak edip sorduk çünkü biz bunlar için üretime de başladık. Arkadaşlarım bize anlattı. Bu asıl Amerikan doları için geliştirilmiş. Amerikan dolarında kullanılan minerali, oradaki kullanılan teknolojiyi almışlar, tekstile uyarlamışlar. Amerikan dolarında da buna benzer bir tane mineral var. O mineralle beraber odaların nerede basıldığını siz takip edebiliyorsunuz. Yani odaları bir kameranın altına koydukları zaman o kamerayla beraber Amerika'dan basılmış, Amerika dışından basılmış, onu takip ettiğiniz teknolojiyi biz de bugün tekstile uyguladık. Benim başlangıcısı olduğum bir tane GMO Free Turkish Cotton var. Bu da gururla Türk pamuğuna bir tane sertifikasyon sürecidir. Şu anda çok hızlı büyümedi. İnşallah Türk markaların katılımıyla hızlı büyüyecek ama buradaki anlatmaya çalıştığımızda Türk pamuğu hem GDO'sudur hem de Türk pamuğudur. Çünkü şu anda dünyada çeşitli ülkelerin pamukları dünyada yasaklanmış durumda. Mesela Özbek pamuğu yasaklanmış durumda. Çin'in Sincan bölgesinden gelen pamuğu yasaklanmış durumda. Türkmen pamuğu kullanımı yasaklanmış durumda. Bu pamukların yasaklanmasındaki en büyük sebep üretimleri sırasında çocuk işçinin kullanılması, üretim sırasında zorla işçi çalıştırılması, kölelik gibi işçi çalıştırılması. Bu da büyük ana markaları çok tedirgin ettiği için tedarik zincirindeki pamuk ve öteki ham madde girdilerin nereden geldiğini çok önem veriyorlar. Biz de bugün Türk pamuğumuzun Allah korusun öyle bir tane sıkıntısı yok. Bizde ne çocuk işçilik var ne zorla çalıştırılmış işçilik var. Bundan dolayı bir sıkıntımız olmadığını gururla dünyaya söylemek için güzel bir projedir. İnşallah yarın bir gün daha hızlı büyüyerek devam eder. Bir de anlattığım biraz önceki organik pamuk. Bir de organik pamuğa bizim gibi eğer tüm detaylarını takip ederseniz harika bir izlenimli bir proje olabilir. Bu da yarın bir gün bizim Z jenerasyonundaki çocukları çok mutlu edecek bir tane proje olacağına eminim. Çok teşekkürler. Yazılı veya sözlü olarak soracağınız bir tane konu varsa da yardımcı olmaktan çok mutluluk duyarım. Ayrıca da orada iletişim bilgilerim var. Bosta'dan da bana istediğiniz zaman buna benzer projelerle ilgili soru sorabilirsiniz. Sizlere de yardımcı olmak isterim.